Peki hocam biraz sizi sezon başına götürmek istiyorum Galatasaray cephesinden 13. bitmiş bir sezon, Hı -hı. ertelenmiş, geç kalmış bir seçim, <laughs> kesinlikle gitmesi planlanan bir teknik direktör, ee, çok sıkıntılı bir kadro kalitesi Hı -hı. böyle bir tablo vardı ee, Haziran ayında Galatasaray'da. Hı -hı. Hocam nasıl bir çaba gerektirir şampiyon bir takım yaratmak? Hani bekliyor muydunuz böyle bir başarı öncelikle? Ya ben geç kaldıkça Galatasaray adına olumsuzluk ortaya çıkacağını düşündüm. Bir kere kongre çok geç... oluştu. Hı hı. Yönetim mazbatasını çok geç aldı. Doğal olarak zaman çok derdi. Ve çok depresif bir takım, e, travmatik bir sezon takiben, bir devir bakiyesi de oluşmayacak kadar niteliksiz bir kadro. E, o Onun ayıklanması gerekiyor. Bakın bu operasyon kısmı bile zordur. Çünkü bir fesih kontratı veya bir katılım kontratı, bunlar yani hemen gel imzaya attık, öyle değil. Bunun menajer ayağı var, bulacağınız kulüp ayağı var. Yani nereye gidecekse, oyuncuyu ikna etmek var, oyuncu kalacağım der, kontratım var, kalmak istiyorum der. E, elinizi kolunuzu bağlar yani. Bunun operasyon kısmı hakikaten uzun zaman gerektirir. Ve sabır gerektirir yani. Sabırla ikna etmeye çalışmanız gerekir. E, kimseyi de ürkütmeden, hakkını hukukundan feragat etmesini istemeden o masaya oturtmanız gerekir. Masaya bile gelmez bazı oyuncular benim kontratım var, keyfime bakarım. Bunu önce masaya getireceksiniz. Bunlar çaba. İkna edeceksiniz, çaba. İmza yaptıracaksınız, fesihse. Çaba. Amortisman kaybı, hesap yapacaksınız. Deftere yazacaksınız, amortismanı düşeceksiniz. Yarın öbür gün Mali Genel kurulda sizi ibra etmeyebilirler. Galatasaray'da böyle bir gelenek oluşuyor. Hı Kuşu çutmuyorlar yani. Galatasaray Genel Kurulu dört elle sarılıyor şeye. Mali, mali konuda da Sportif konuda da hassas, hassasiyetleri var. Zaten Galatasaray demokrasisi bu, bunu size mecbur bırakıyor. Doğal olarak hiç kolay bir süreç değildi. Ben e, bunun altından kalkabileceğini düşünmüyordum. O yüzden yönetim kurulu tam Oscar'lık iş yaptı yani. Nobel, Pulitzer, neyse işte ödül, Altın Palmiye. E, her türlüsünü verebilirsiniz yani yönetim kuruluna. Çünkü kısa sürede ve deneyimi yokken. Bakın Sayın Dursun Özbey'in bir deneyimi var. Dursun Özbey kulüpçü bir insan. Sayın Erdem Timur'un Timur futbol takımında deneyimi yok. Ama gelir gelmez yılların deneyimi gibi bir çalışma ortaya koydu. Ee, şey arkadaşımız e, sportif direktör. Cenk Erdin Cenk e, Bey aynı şey o deneyimli birisi. Bu işleri hakikaten çok eli de çabuk, çabuk çabuk e, insanları masaya getirebiliyor. Operasyon kabiliyeti çok yüksek. İşin operasyon tarafını çok iyi biliyor. Yani gitme var, gelme var. Transfer birkaç ayaklı iş. Yani bir kulüp, bir oyuncu, bir temsilci ve burası. Sizin kulübünüz. E bir de kasa, maliyet, tablo. Payroll'a hesaplayacaksınız, ma o bu falan. Yani Cenk Bey'e de tebrikler. Hakikaten büyük iş başardılar. Yani Fenerbahçe yönetim 5 yıldır çalışıyor. E, bu yönetim 15 günde acayip bir takım kurdu yani. Ve devre arasında daha da acayibini yaptı. Doyumsuzca ki Winner'lık bunu gerektiriyor. Gidip zan Zanyolo'yu aldı. Siz gittiniz Fenerbahçe'ye gitti. Osterwelde ortalıkta yok. Samet'i aldı işte var da yok. Devre arası iki takım da aşağı yukarı benzer parayı bir yere gömdüler. Galatasaray'ın gömdüğü para e, derbide ışıl ışıl parladı. Yani ligin en değerli oyuncuları arasında olduğunu gösterdi yani. Yani ben daha ileri gitti değerli oyuncuları dedim yani abartmayayım diye öyle ama abartırım. Çünkü ben Zanyolu'yu çok beğeniyorum yani. Tek çözümdür Zanyolu. Icardi bir çözümdür. Mertens çözümdür. Torreira bir çözümdür. Çok sayıda çözüm üretti. Şahane bir omurga yaptı. Güçlü bir omurga yaptı. Bakın Galatasaray'ın omurgasıyla Fenerbahçe'nin omurgası 4'e 4 oynasa Galatasaray daha ağır skorla kazanabilirdi. Dar alanda bir oyun oynasanız Galatasaray kazanır yani. Hmm. Omurga neresi? Kaleci stoperlerden birinin iyisini seçin. Veya ikisi işte orta saha Sandford. Omurga'daki oyuncuları oynatın. 4'e 4, 5'e 5. E 5. Galatasaray perişan ederdi. Omurga nasıl kadar güçlüsünüz? Ee, i̇ki takım arasındaki fark bu. Yönetim kurulu müthiş iş başardı. Ben beklemiyordum. Bu kadar kısa sürede yapamazlar. Hata yaparlar. Nokta atışı yapamazlar. Çünkü hani... Ee, genelde şey fırsat transferi işte geç kalıyoruz falan filan. O gecikmiş transferlerin her biri iş yaptı. Yani e, Kaldin'de ilk maçı 7. hafta hocam. Evet aynı tarihlerde e, kul kulüpler hani fırsat transferi adı altında işte boşta kim var işte sağa sola bakalım. O kaça bu kaça yıllar önce bir Galatasaray yönetici söylemişti Fenerbahçeliler gidip o kaça bu kaça diye soruyorlar diye o, sonra o kaça geldi. <laughs> o büyük işti yani. CC o kaça. <laughs> Ama o günler geride kalmış yani. Ee, Galatasaray sahadaki sorunları çözebilecek oyuncuları getirdi. Ve Galatasaray'ın tüm sorunlarını yönetim kurulu çözmüş oldu. Peki hocam biraz da Okan Buruk açısından soracağım. Galatasaray'a geldi, çok istiyordu, bunu beyan etmişti defalarca. Ama çok zor bir görevdi. Baktığınız zaman çünkü e, sezon çok kötü bitmiş, evdeki oyuncular ciddi şekilde yeterliği sorgulanıyor. Ve ne olursa olsun Fatih Terim boştayken her zaman doğal bir adaydır Galatasaray için. Onun da bir gölgesi oluyor. Ee, bu yani ister istemez oluyor. Hani bir tehdit olarak söylemiyorum yani ister istemez oluyor. Bu şartlar altında göreve başlayan bir Okan Buruk ki bir müddet arada vermişti teknik direktörlüğe. Onun performansını nasıl değerlendirirsiniz? Çok başarılıydı. Yani ilk haftalarda modern futbolda da biraz anlatmaya çalıştım. Voley teknikte de anlatmaya çalıştık. Çok eleştiri aldığı, Ya galiba yapamayacak bu işi dediği dönemlerde biz ısrarla Galatasaray'daki gelişmeleri gördüğümüzü, bunların gözlenebilir gelişmeler olduğunu, oyunun giderek yukarı gittiğini, skorların da kısa sürede gelebileceğini defalarca söyledik. Çünkü oyunu biraz incelemeye çalıştık. Skorlara bakarak yapmadık bunu. Skorlar harika değildi. Goller son dakikaya kalıyordu. Pozisyon adetleri düşüktü. Netlik düşüktü. Kadro net belirgin ortaya henüz çıkmamıştı. Ama yavaş yavaş doğruyu bulan, doğruyu gören, daha iyi yarıştıracak bir antrenör ekibi görünüyordu. Oyunlar bunu gösteriyordu. Büyük kulüpleri yönetmek kolay değil. Oyuncuları mutlu etmek, memnun etmek kolay değil. Ezbere sayılan bir 11 oluşturmak gerçekten ciddi bir güven aşılar herkese. Kadrodaki oyuncu bilecek, güvenecek ben oynuyorum. küçük hiyerarşi oluşacak. Minicik de olsa bir hiyerarşi oluşacak. Ve o oluşan hiyerarşi oynamayanın aleyhine ezici olmayacak. O, o, dengeyi tutturmak antrenör ekipleri için bir deneyim gerektirir. Deneyim. O deneyimi oyunculukta, daha önce çalıştığınız kulüplerde edinmişseniz ve o deneyimlerden yararlanabilecek muhakeme yeteneğiniz varsa işte hata yapmadan gidiyorsunuz veya minimum hatayla, az hatayla gidiyorsunuz. Okan Hoca'nın yaptığı minimum hatayla... gidiyor olmak. Bakın Gal Fenerbahçe... acayip rotasyon, rotasyon, rotasyon... Ya ben var mıyım yok muyum yani? Oynuyor muyum, oynamıyor muyum ben? E, kimseyi mutlu edemediler. E, Galatasaray'da mutlu oyuncular belliydi. Icardi oyuncağını biliyordu. Hı hı. Tehdit vardı ama oynayacağını biliyordu. saşa Boy orada Dubois duruyordu. Dubois da iyi futbolcudur. Az hı hı. bir oyuncu değil yani. Ama Saşa Boy oynayacağını biliyordu. Bir, bir sürenin içerisinde. Nelson'la Abdülkerim bank olduklarını biliyordu. Bakın Abdülkerim sarsıldı. Giresun maçına hata yaptı. Hı hı. Türbünden tepki de aldı. Ama Antonio'nun ekibi ısrar etti, devam etti. Tartıştırmadı. Konuyu kapattı. Örttü, su toprağa attı, konu kapandı. Abdülkerim kendisini güvenen bir antrenör ekibi gördü. Ki o dönemde transfer dönemi de devam ediyordu. Devam ediyordu. Dolayısıyla Abdülkerim'in performansı da ışık hızıyla yukarı doğru geldi. Ve ligin en iyi ikilisi oldular beraber. Biri oyunu kurdu, öbürü beton gibi stoperlik yaptı. Skora da katkı yaptı Abdülkerim. Bu güvenle oluşacak bir şey. E Fenerbahçe'ye baktığımızda Serdar Aziz mi? Zalay biraz banko gibiydi de. Sammet mi? O mu? Bu mu? İşte yabancı neydi? Gustavo uzun boylu yavaş. Gustavo, Gustavo değil mi? yavaş olan. Gustavo Enrique. Gustavo evet. Enrique. O mu Luan Perez mi falan filan bir, bir karmaşa. Kimse bilmiyor. Ya Ferdi dışında kimse ilk 11 ben bankoyum demedi yani. Bir tek Ferdi biliyordu. Ben formamı giyerim. Bekler Açıkla, açıklandıktan sonra iyi bırakmam. Kramponlarımı çoktan bağlarım. E diğerleri titrek. Elinde geliyor. Var mıyım yok muyum? E kimse mutlu değil. Burada bir Galatasaray'da bir mutluluk da vardı. Bunu Metin Hoca da çok güzel yakaladı gördü. Ya durup Hı. dururken Icardi gibi marka bir adam size omzunu almaz. Icardi kimler görmüş, kimler? Yani çok üst düzey teknik adamlarla, maaşı 20-30 milyon euro olan antrenörlerle çalıştı. Paris Saint-Germain'de. Büyük antrenörlerle çalıştı. Yani dünya çapında teknik adamlarla çalıştı. Okan Buruk sırtını aldı adam yani. Bu durup dururken olmaz. Yani giren çıkan vücut dilinden şeyleri gördük. Ben her zaman söylerim bu. Bir oyuncu hele de üst düzey oyuncuları yaşı da biraz varsa, deneyimi varsa, uluslararası kimlik kazanmışsa tabela kalkacak, oyundan alacaksın. Kolay iş değildir bakın. Surat düşer. El kol yapabilir. Sizi tribüne şikayet edebilir. Skorborda bakıp ikide bir skorda skorborda bakarak mesaj verebilir. Beni erken aldın mesajı verebilir. o skorborda bakma hikayesi. Beni erken aldın demektir yani. Evet. E kenara gelip el kolu yapabilir yani. Elinizi uzatırsınız böyle yapabilir. Bunlar var yani. Yönetilmesi kolay değildir bu adamlar. Orayı yönetti. Ve hiç şey görmedik. Küçük ufak tefek oyuncu çıkarken ufak tefek tavırlar gördük. Görmedik değil. Ama idare edilebilir. Sensasyon olmadan kapatılabilir tavırlardı bunlar. Hatta Gomisinki bile. Yani Orada belki bir şey bırakılabilir yani acaba Okan Hoca onu paylaşsa mıydı, paylaşmasa mıydı ayrı konu. Çünkü soyunma odasına amahram yani. Orada olan orada kalır, dışarıda konuşulmaz. Ee, iyi yönetti ama genel olarak iyi yönetti. Büyük kulüplerde... Bazen siz şampiyon yaparsınız, bazen o kadronun gücü, camianın gücü sizi şampiyon yapar. Bu birlikte yapılmış, birlikte başarılmış bir işti. Okan Hoca Galatasaray'a çok büyük katkı yaptı. Galatasaray'ın nitelikli kadrosu da Okan Hoca'ya katkı yaptı. Bu harika bir denklem.